Bugün 29 Mart, günlerden salı, güzel bir güne uyanmanızı temenni ederek açıyoruz bugünkü programımızı. Dün öğleden sonra kar yağışlıydı Ankara. Bugün de çok serin olacak, çok soğuk olacak havalar. Aman efendim, evden çıkmadan dikkatli olun. Şapkanızı, atkınızı, montunuzu mutlaka yanınıza alın diyerek başlayalım bugünkü programımıza. Programımız çok renkli bugün. Stüdyomuz rengarenk, farklı konuları işlemeye devam edeceğiz. Ve bugün günlerden salı dedik. Yani dolayısıyla bugün günlerden Gökşin Balım diyeceğiz. Çünkü İç hastalıklı uzmanımız Gökşin Balım bizlerle birlikte olacak. Farklı konuları konuşacağız kendisiyle. Obeziteyi konuşacağız. Aslında hem ülkemizin hem de dünyanın en başlıca sorunlarından birisi haline gelmeye başladı. Fazla kilo sorununu konuşacağız. Nasıl beslenmemiz gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini kendisinden öğrenirken bir yandan da farklı bir diğer konuyu işleyeceğiz. Ankara Kuaförler, Güzellik Salonları ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Sayın Bülent Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Odayı konuşacağız, kuruluş amacını konuşacağız, kuaförlük anlamda standartları konuşacağız ve bugün stüdyomuzda bir saç tasarımını gerçekleştireceğiz. Ankara birincisini ağırlayacağız ve kuaförler milli takımı kuruluyor sevgili izleyicilerimiz. Belki sizin de ilk kez duyduğunuz bir kavram olabilir ki biz de duyduğumuzda çok şaşırmıştık. Kuaförler milli takımı olacak, oluşacak. Farklı projeler var. Avrupa Birliği projelerini konuşacağız. Kendileriyle diyelim ve bir taraftan stüdyomuzu görüyorsunuz. Rengarenk. Kırkyaman'ın birbirinden güzel eserleri stüdyomuzu beziyor ve bugün de Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarımızı ağırlıyoruz. Kırkyama'yı konuşacağız. Hocamız Derya Varışlı ve Melek İltuş'la beraber kursiyerimiz kendisi. Görüyorsunuz stüdyomuzda birbirinden güzel eserler var. Kırkyama aslında hepimizin bildiği gibi bir yatak örtüsü biliyorduk biz hanımdan eskilerden. Ama şimdi artık görüyoruz ki Kırkyaman'ın farklı farklı dalları, farklı farklı teknikleri var. Bunların hepsini anlatacağız, konuşacağız, sizlerle paylaşacağız yapım aşamalarını, tekniklerini, hangi malzemelerin gerektiğini ve ne gibi çalışmalar yaptığını Derya hocamızın sizlerle paylaşacağız diyelim. Eğer sizler de bu bir saat içerisinde bize ulaşmak isterseniz ne yapacaksınız? Tabii ki arayacaksınız. Hemen sözü uzatmadan telefon numaralarımızı paylaşalım. 00 93 12 467 11 03 ve 467 95 47 bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız bu program boyunca. Program dışında bize sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi buradan iletebilirsiniz. TRT Yeni Gün yazdığınızda Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden bizleri bulmuş, bizlere sorularınızı, fikirlerinizi bizlerle paylaşmış olacaksınız diyelim. Ve bir kez daha efendim güne iyi başlayın. Gününüz iyi geçsin. Bir saat boyunca güne iyi başlamanız için biz de elimizden geleni yapacağız. Bir kez daha yeni güne hoş geldiniz. Yeni gün başlıyor. Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite, pek çok kronik hastalığın altında yatan önemli sebeplerden biridir. Karın içi organlar ve göbek çevresindeki yağlanma, metabolizma bozukluğunun sağlam bir göstergesidir. Obezite ile ilgili merak ettiğiniz her şey, iç hastalıkları uzmanı Doktor Gökşin Balım'la az sonra yeni günde. Hanımların en önem verdikleri şeylerden biri de saçlarıdır. Hanımlar, ruh hallerine göre saçlarında kimi zaman değişiklik, kimi zaman da bakım yapma ihtiyacı duyarlar. Kuaförler böyle zamanlar için gidilecek ilk yerdir. Canlı yayında saç modelleri uygulamaları ve kuaförlerin dünyasına ilişkin keyifli bir sohbet, Ankara Kuaförler Odası Dernek Başkanı Bülent Erdoğan'la az sonra yeni günde. Son zamanların gözde el sanatları arasında yer alan farklı cins ve tarzdaki kumaşların yaratıcılıkla birleştirilerek bir bütün oluşturma esasına dayanan Kırkyama hakkında merak ettiğiniz her şey ve canlı yayında uygulamalar az sonra yeni günde. Artık stüdyomuzdayız. Bir kez daha günaydın diyelim güne bizimle başlayan tüm izleyicilerimize. Bir söz vardır. Güne nasıl başlarsanız gününüz de öyle devam eder. Güne güzel, sağlıklı, mutlu ve huzurlu başlamanızı temenni ederek başlayalım programımıza. Sağlıklı olmamız için, huzurlu ve mutlu olmamız için de sağlıklı beslenmemiz ve kendimize dikkat etmemiz lazım. Biz bugün stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı Gökşin Balım'ı ağırlıyoruz. Ve bugünkü konumuz sağlıklı beslenme ve esasında obezite. Obezite. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Şahlan. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun siz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz deyiz. Hocam, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010'un verilerine göre ülkemizde erkeklerde %20, kabaca söylüyorum, kadınlarda %41, ortalama %30 obeziz.
Evet. Bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Neden son yıllarda hani biz eskiden Amerika ile ilgili araştırmaları okurken bunlara hayretle yaklaşırken şimdi artık ülkemizde de obezitenin günden güne yani aşırı kilolu insanların günden güne hem çevremizde arttığını görüyoruz hem de bundan doğan sağlık sorunlarının da farkındayız. Neden kilo alıyoruz, neden şişmanlıyoruz? Diye çok, başlayalım. Çok doğru söylüyorsunuz. Son dönemlerde obezite diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi hatta kronik hastalıkların birçok kronik hastalığın temelinde yatan bir neden olarak görmek lazım. Çığ gibi büyüyor. Sadece ülkemizde değil birçok ülkenin sorunu bu. Hı hı. Önce gelişmiş, zengin, varlıklı ülkelerin problemiydi. Bu grup insanların problemiydi ama problem daha tabana kadar yayılmaya başladı artık. Çocukluk çağından ileri yaşlara kadar çevremizde birçok obez, kilolu, kendi durumundan memnun olmayan ve bunun getirdiği sağlık problemleriyle baş etmeye çalışan insanlar oluşmaya başladı. Şimdi biz neden kilo alıyoruz? Ben obezitenin tanımını ya da istatistiklere girmeyeceğim. Çünkü herkesin bir obezite kavramı var. Kendini kilolu hisseden kişiler obezdir. Tabii belli bir yağ oranının üzerinde olması gerekiyor. Neden kilo alıyoruz? Neden yağlanıyoruz? Obezite bir yağlanma problemidir. Vücuttaki şeker depomuz son derece sınırlıdır. Rakam vermek istemiyorum ama bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ne kadardır şeker 300, deposu? 350 gram glikojen olarak depolanır. Bu kadar mı? Bu kadarcık. Yani çok fazla değil. Miktar olarak söyleyemeyeceğim. Çünkü yani size bunu gösteremeyeceğim. Çünkü içinde su var, başka şeyler de var. Yani saf bir şeker olarak düşünmemek lazım onu. Glikojen olarak depolanır. Ama yağ deposu sonsuz olabiliyor. Kliniğimde 150 kilo, 170 kilo hastalarım var. Geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. 500 küsür kiloya ulaşmış morbid obez deniyor değil mi artık? Morbid obez kavramına giriyor. Yani ona daha farklı bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Biz neden kilo alıyoruz? Eskiden bu kadar değildi. Eskiden problemin boyutları bu kadar fazla değildi. Çünkü açlık, tokluk hissimiz bozuldu. Biz tok olduğumuzu algılayamıyoruz. Neden sürekli bozuluyor aç hocam? Geziyoruz. Bunun vücutta bir metabolik karşılığı var. Hep metabolizma diyoruz. Hı hı. Bu metabolizmamızı ayarlayan iki tane hormonumuz var. Bizim açlık ve tokluk duygumuzu ayarlayan. Tokluk duygumuzu oluşturan hormonumuz leptin. Hep insülin üzerinde durulur. Çünkü kilolu insanların temelinde araştırdığımız zaman insülin ya yüksektir ya da insülin direnci vardır daha ileri boyutu. Ama leptinden hiç söz edilmez. Nedir leptin? Şimdi leptin bizim tokluk duyumuzu sağlayan hormonumuzdur ve yağ dokumuzdan salgılanır. Bir de bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Bu metabolizmanın düzenlendiği yer beynimizin altında hipotalamus denen bir bölgedir. O bölgeyi etkiler leptin. Yağ fazla geldiği zaman ama yağ yediğimiz zaman olarak düşünmesin bunu izleyicilerimiz. Vücutta yağ miktarı arttığı zaman yağ dokusuna gönderilir ve orada depolanır. Yağ dokusundan leptin hormonu salgılanır. Beyindeki hipotalamusu uyararak tamam yeter artık ben daha fazla yağ istemiyorum depom doldu tok ol. Yani tokluk hissimizi oluşturan hormonumuz leptindir. İnsülin hormonunun da bunda çok büyük etkisi vardır. Bizim açlık, tokluk ya da hangi depomuzu kullanacağız? Biraz önce söz ettik. Şeker depomuz az. Yağ depomuz sonsuz da olabiliyor. Yani tabii bir insanın el verdiği şekilde öyle tam bir sonsuzluk olarak algılamamak gerekiyor. Hangi depodaki neyi kullanacağız? Ya da yediklerimiz hangi depoya gidecek? Bunu belirleyen hormonumuz da insülindir. Tokluğumuzu leptin oluşturuyor. Hangi yiyeceğin, hangi yediğimiz, hangi tür yiyeceğin nereye gideceğine de insülin karar veriyor. Tabii ki buyurun. O zaman hocam anlattıklarınızdan şunu çıkarıyorum ben. Obez insanlarda hormonlarla ilgili sorunlar tabii da yaşanıyor ki. Öyle değil obezite mi? Obezite bir hormonal bozukluk. Hı hı. Sonucunda ortaya çıkan bir durum. Artık hastalık olarak kabul ediliyor ve birçok hastalığa neden oluyor. Bunu sonra konuşalım. Önce tabii. Neden açlık tokluk hissimiz kayboluyor? Çünkü açlık tokluk hissinin ne sonucunda kaybolduğunu öğrenen kişiler ne yiyecekler, nasıl davranacaklar? Bir hekime tabii ki ihtiyaç var. Çünkü yol gösterici olan bizleriz. Bizim kliniğimizde yaptığımız bu. Ama kendileri de bunun
farkında olabilecekler. Örneğin yağ deposundan, şimdi biz bir gıdayı yedik. Eğer sürekli, daha doğrusu yediğimiz gıdalar depoya gider. Bunu insülin hormonu sağlar. Eğer depolama imkanımız olmasaydı sürekli bir şeyler yemek durumunda hissederdik kendimizi. Şimdi yediğimiz gıdalar depoya gider. Biz daha sonra yemediğimiz zaman depodan kullanırız. Şeker depomuz kısıtlıdır. Oraya çok fazla giremez kişi. Yağlarını kullanabilen insanlar enerjide tokluk hissi yaşarlar. Yağ enerjide kullanan insanlar tok insanlardır. Yağlarını kullanamayan insanlar sürekli açlık hissi yaşarlar. Tabii leptinin de direktörlüğünde, bunu yöneten hormonumuz da leptindir. Yağ dokusuna yediklerimizi gönderen hormonumuz insülindir. İnsülin aynı zamanda yağ dokusundan, eğer normalin üzerindeyse, fizyolojik sınırların üzerinde bir yüksekliği varsa ve insülin direnci varsa, yağ dokusundan yağların da kullanımına engel olan bir hormondur. Yani biz eğer enerjimizi sürekli karşılayabilmek istiyorsak, tokluk hissimizin, tabii ki acıkacağız ihtiyacımız olduğunda, gerekli olduğunda tokluk hissimizin oluşabilmesini sağlamak için insülinin normal sınırlarda olması gerekiyor. Yağlarımızı da kullanabilmemiz gerekiyor enerjide. Kilolu olmaya meyilli insanlar, kilo alan insanlar yağlarını enerjide enerji olarak kullanamayan insanlardır. Tokluk hissinin oluşmadığı insanlardır. Dolayısıyla devamlı bir şeyler yeme hissi de uyanıyor evet, insanda. Dolayısıyla sürekli aç olan, bir şeyler yemek isteyen ve karbonhidrat dediğimiz vücutta şekere dönüşen gıdaları tüketmek durumunda olan insanlardır. Peki bunu gıdalar nasıl yapıyor? Bunu insanın yaşam koşulları, yaşam şartları yani belirliyor. Yani hormonlarımızı biz aslında tabii kendimiz ki, bozuyoruz. Tabii ki kendimiz bozuyoruz. Şimdi yediğimiz gıdalar vücutta bir hormonal cevap oluşturuyor. Açlık tokluk hissimizi onlar belirliyor. Hormonlarımız üzerinden belirliyor. Bir gıdayı yediğimiz zaman, örneğin şekeri ele alalım. Şekeri de sadece şeker olarak düşünmeyelim. Yani tatlı, sofra şekeri, çayımıza attığımız şeker olarak her düşünmeyelim. Her şeyde şeker var değil Ekmeğin mi? İçinde karbonhidrat vardır. Şekere döner vücutta. Pirinç Yulaf değil mi öyle? Yulaf ezmesi, pirinç 100 gram, pirinç 100 gram şeker karşılığıdır. Ki şeker hastaları çoğunlukla hani tabii pirinç ki yemekten çekinirler tabii ondan ki dolayı. Çok babam anlamlı. Şeker hastası evet olduğu için oradan biliyorum evet, hocam. Tabii ki. Biz pirinci önermeyiz. Bizim şekeri evde zaten önermeyiz. Genelde pirinç pilavı değil de bulgur pilavı yapılır. Hatta zeytinyağlı sarmayı bile annem hani bulgurla babama daha rahat tüketebilsin diye bulgurla yapar ki evet, çok da lezzetli oluyor, tavsiye ederiz. Şimdi şeker hastalığında ben onları da kesiyorum ilk başlangıçta. Eyvah eyvah eyvah. Baba bundan sonra bulgurlu zeytinyağlı ama da yok bak söyleyeyim. Ama doktor kontrolünde olması lazım. Biz şimdi obeziteye tekrar evet, geri dönelim. Tabii, tabii. Şimdi şeker içeren bir gıda yedik. Vücudumuzda şekere dönen. Örneğin sütün şekeri var. Sebzelerde belli miktarda şeker var ama lifli. Onlar iyi şekerli gıdalar. İyi şeker içeren gıdalar. Yulaf, pirinç, patates, arpa, buğday, çavdar, tam buğday unu, tam buğday unundan yapılan ekmek, kahvaltılık gevrekler hep diyetlerde önerilir. Özellikle diyet ürünü olan. Bunlarda zararsız şeker mi var? Bunlarda zararlı şeker var. Zararlı. Basit şeker var. Yararlı şeker sebzelerin içinde ve kuru yemişlerin içinde olan şeker. Şimdi biz bir basit şekeri yediğimizde, ben bir kere daha üzerinden geçmek istiyorum. Basit şeker nedir? Sofra şekeri. Tatlılarımıza koyduğumuz şeker. Yapay şeker, fruktoz şurubu deniyor, glukoz şurubu şekerler deniyor, meyvenin şekeri, bir de mısırdan elde edilen yapay şeker. Onlar zaten ayrı bir dünya, ayrı bir zarar içeriyor. Yapay çünkü kimyasal ürün, fabrikada üretiliyor, doğal değil. Doğal olan ürünleri bizim vücudumuz zaten, doğal gıda, doğal olmayan ürünleri zaten bizim vücudumuz gıda olarak kabul etmiyor. Şimdi tam buğday unu, tam buğday unundan yapılan ekmek. Bütün bunları yediğimiz zaman bunlar vücutta şekere dönüyor ve çok hızlı emiliyor. İnsülini çok hızlı yükseltiyor. İnsülini çok hızlı yükselten gıdalar yağ olarak depolanan gıdalardır. Şeker deposu vücudumuzda belli bir miktarda olduğu için, az olduğu için şeker deposuna gönderemeyecek vücut ne yapacak?
şekeri yağ çeviriyor ve yağ deposuna gönderiyor. Vücudumuzda depoluyor. Tabii depoluyor. Biz tokluk hissimiz de oluşmuyor. Leptin sinyalimiz de bozuk. Çünkü şekerli gıdalar yiyoruz. İnsülin yüksek, yağ depomuzdan yağları da kullanamıyoruz. Yağlanıyoruz gittikçe. Kilo almaya meyilimiz artıyor. Kilo alıyoruz. Ve açlık hissimiz olduğu için, tokluk hissimizde oluşamadığı için sürekli özellikle karbonhidrat grubu bir şeyler yemek ihtiyacı hissediyoruz. Olay kısır döngüye giriyor. Yani kısır döngü meydana geliyor. Yiyoruz, açız, karbonhidrat yiyoruz. Karbonhidratlar şekere dönüyor. Şeker yağ deposuna gönderiliyor. Yağ deposundan kullanamıyoruz. Tekrar şeker yiyoruz. Bu bir kısır döngü. Bir kısır döngü söylediğiniz. Bunu kırmak gerekiyor. Bunu nasıl kıracağız? Biraz sonra paylaşalım mı izleyicilerimizle hocam? Önemli bilgiler aktarıyorsunuz. Obeziteyi konuşuyoruz. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşuyoruz. İç hastalıkları uzmanı Gökşen Balım'la birlikte, ama bir yandan da hobi köşesinde hepinizin ilgisini çekeceğini düşündüğüm kırk yamayı konuşacağız. Ama bakın nasıl bir kırk yama. Hani biz hep söylüyoruz kırk yama diye, biz yatak örtülerini bilirdik ama bu kırk yama bildiğimiz kırk yama değil Derya hocam, değil evet, mi? Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Birbirinden farklı objeler var, tablolar var, eserler var diyeceğim izninizle. Çünkü hepsi bir emek sonucu, bir zaman harcaması neticesinde ortaya çıkan birbirinden özel eserler. İzleyicilerimizle paylaşıyoruz. Stüdyomuz rengarenk, görüyorsunuz. Ne kadar güzeller. Hani bana deseler bunlar kırk yama tekniğiyle yapılmış, ben inanmam. Ama kırk yama. Şimdi farklı bir tekniği biz paylaşacağız izleyicimizle, ama şurada gördüğüm tablolarla başlamak istiyorum hocam. Anlatır mısınız bize? Nedir özellikleri? Aslında kırk yama, evet, eskiden sizin de dediğiniz gibi hanımlar minik minik kalmış kumaş parçalarını birleştirerek, hatta hanım dilendi, bey beğendi derler. Hanım dilendi, bey dilendi, beğendi. Bey beğendi. Kırk yamanın hanım, evet, kapı bu. Kapı dolaşır, biraz küçük parçanız var mı işte yapacağım, bunu diker. Daha sonra da bey beğenirmiş hanımın yaptığını. Ama bu, evet, bu ben kumaşla resim yapmak diyorum. Aslında patchwork. Daha önceleri küçük küçük parçaları ekliyormuşuz ama biz tabii bunu çok modernize ettik. Bu bir strofor üzerine yapılmış kumaşı yağlı boya gibi kullanarak strofor üzerine yapılmış bir pano, tablo. Muhteşem görünüyor hocam. Ben ilk kez duyuyorum. Belki de ekran başında bizi izleyen birçok izleyicimiz de ilk kez duyuyordur. Strofor'u alıyorsunuz. Evet. Kumaşları da alıyorsunuz. Hatta şurada. Geliyorsunuz Belmi'ye. Evet, Derya hocamı buluyorsunuz. Ankara'dan izleyen izleyicilerimiz eğer böyle bir sanata ilgileri varsa. Belmek öğrencilerimiz harikalar yaratıyor gördüğünüz gibi. Strafor bu bildiğimiz dış cephede işte izolasyon anlamında kullanılan yalıtımda kullanılan bir madde. Nasıl sanat eserine dönüşür bunu da Derya hocam anlatıyor bize. Evet, göstereceğim. Evet, şimdi bu kumaşlar, ben şunu merak ediyorum. Var olan belli bir şablon üzerine mi çalışıyorsunuz, yoksa bu artık hayal gücünüzle ilgili bir durum mu? Şimdi biz resmimizin önce büyütüyoruz. Fakat üzerindeki parçaları ayırıyoruz. Yani kalemle çiziyoruz, parçalıyoruz. Onların hangi tonda olacağına bizler karar veriyoruz. Onun yanına bu yakışır, bunun yanına öbür kumaşı koyalım diye. Şuradaki gibi yani. Aynen. Bu örneklerdeki gibi. Evet, evet. Bu kumaşlar sıkıştırılıyor buraya. Törpüyle sıkıştırılıyor. Törpüyle. Evet. Herhangi bir dikiş yok. Hayır, şöyle bir kesici bir aletimiz var. Alttaki hem strafor'u kesiyoruz hem üstteki kağıdı kesiyoruz. Kağıt bizim elimize kalıp olarak geliyor. Kumaşımızı biraz paylı kesip törpü yardımıyla da sıkıştırıyoruz. Bildiğimiz törpü. Evlerde kullandığımız, hanımların kullandığı, manikürde kullandığımız törpü. Peki hocam, bu çok özel bir eser hakikaten. Ellerinize sağlık. Burada biz yapılan diğer tablolarımız da yine köpükle, orada gördüğünüz gibi. Yine straforla, yine köpükle yapılmış teknikleriz. Çantalar var, şöyle paylaşalım. Gökşin hocam ne kadar güzeller değil mi? Baksanıza. Çok güzel. Benim de bugün özellikle ürünler çok ilgimi çekti. Teşekkür ederiz. Çok emek harcanmış. Aslında biz bugün hani sağlıklı beslenmeyi konuşuyoruz bir yandan. Bazı insanların belki uğraşacakları farklı şeyler olursa, işte kendilerini başka alanlara verirlerse belki sağlık sorunlarından biraz uzaklaşırlar gibi düşünüyorum. Stres uzaklaşabilirler. Kesinlikle. Belmek kurslarımızda zaten öğrencilerimiz evdeki sıkıcı ortamdan, emekli olmuş hanımlar,
eşlerinden de biraz herhalde bir nebze nefes almak için diyelim. Bu hobi kurslarına katılırlarsa, Belmek'te inanın bütün öğrencilerim orada çok güzel paylaşımlar içindeler. Dostluklar kuruyorlar, arkadaşlıklar kuruyorlar. Belmek'e girdiğimizde hocam sanki evimize gelmişiz. Evimizdeki rahatlığı görüyoruz. Arkadaşlarımızla hem sohbet ediyoruz hem bir şeyler üretiyoruz. Bir şeyler paylaşıyorsunuz. Paylaşıyoruz. Kırkyama aynı zamanda paylaşımdır. Küçücük bir parçayla biz burada o kadar değişik bir hava veririz ki bir işimize. Evet. O yoktur. Arkadaşından ister. O ona verir. Bir paylaşım içindeyiz. Paylaşmak da güzeldir hakikaten. Evet. Sevinçleri, üzüntüleri değil mi? Çoğalır sevinçleri. Benim de o dikkatimi çekti. Bir insanın evinde bütün bu renklerden oluşan parçaların olması, kumaşların olması çok zor. Bir gelen parçayı birçok kişi kullanabilir. Gerçekten çok güzel. Öyle oluyor kim, zaten. Minik parçaların ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan çok güzel bir sanat. Melike Hanım, sizin buluşmanız ne zaman oldu? Hem hocamızla hem de Belmek'le. Evet, ne zaman kesişti yolunuz? Hobiyi çok seviyorum. Bir şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Sergilerini gördüm. Belmek sergilerini gezdim. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Ben de yapmam gerekir diye düşündüm. Daha sonra Derya hocamla tanıştık. Onun kurslarına devam ediyorum 2 senedir. Çok mutluyum, çok seviyorum. Bir şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Bir eser çıkarmayı çok seviyorum. Çok mutluyuz orada. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçe bize böyle bir imkan sağladığı için. Çok güzel. Herkes çok mutlu orada, inanın. Harika bir yer yani ve bütün hanımlara tavsiye ederim. Kesinlikle gitmeleri gerekir. Bir Belmek kursuna, bir hobiye mutlaka gitmeleri gerekir. Ki birbirinden güzel sanat eserlerinin öğretildiğini biz biliyoruz. Hafta içi her gün sevgili izleyicilerimiz, bizi devamlı izleyen izleyicilerimiz bilirler ki Belmek'ten gelen değerli öğretmenlerimizi ve kursiyerlerimizi ağırlıyoruz. Evet. Evde şey durumu var mı Melek Hanım sizin? İşte fazla kumaş, aman bu da eski, bunu da götüreyim, işte kırkyamada kullanırım. Ay olmaz mı? Olmaz mı? Anlatamam size. Her şey şimdi aman artık? Sakın bunu vermeyelim ya da atmayalım, bunu keseriz işte bir şey yaparız. Biriktirelim, saklayalım, şu arkadaşıma yarar, bunu sınıfa götüreyim, işte Derya hocamın deposuna koyalım, kesin bir gün lazım olur. Bir şekilde mutlaka bir şeyler çıkıyor yani. Ve ortaya böyle güzel eserler çıkıyor. Hatta kırkyamacılardan biraz uzak dursun. Eğer böyle dallı, güllü, böyle güzel desenli giyinmiş bluzları biz böyle bakıyoruz. Kesebilir miyiz? Hocam biz şöyle bir uzaklaşalım. Kesebilir miyiz? Bizim elbiseler falan gidecek sanırım. Renkler çok güzel. Evet, çünkü orada çok güzel. Hemen biz bununla ne yapabiliriz? Tamam, program sonrası o zaman. Bununla, evet. Biz bir düşünelim hocam, ne yapabiliriz? Evet. Vallahi ben bundan ayrılamıyorum. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Derya hocamız o kadar deha bir insan yani gerçekten. Bir kumaşı gördüğü zaman onu hemen kafasında bir şey canlandırır. Kesin şu anda bir şey canlandırmıştır yani, eminim. Yemekten vazgeçtiğim zaman mutlaka size getireceğim. Evet, ama o zamana kadar bana lütfen izin verin. Tamam. Bunu kullanmaya devam etmek istiyorum. Sohbet etmeye devam ediyoruz. Bugün Kırkyama'yı tanıyoruz demiştik ama öte yandan Ankara Kuaförler, Güzellik Salonları ve Manikürcüler Esnaf Odası'nı ağırlayacağız. Birazdan stüdyomuzda diyelim ama Kırkyama'yla ilgili farklı bir tekniği tanıtacak hocamız. Onun tanıtımından sonra biz Bülent Erdoğan'ı stüdyomuzda ağırlamaya başlayacağız diyelim. Hangi tekniği tanıtacağız bugün izleyicilerimize? Şimdi size katlama tekniğiyle yapılmış birkaç parça getirdim. Mesela çanta formuna getirilmiş bir katlama tekniğiyle. Size bugün üçgen kalıpla yapılmış bir katlama tekniği. Bakın bu bizim bir gece çantamızın ön kısmı olacak daha sonra. Ama böyle büstiyer olarak da kullanılır. Yani çok amaçlı bu hayal gücü. Bunu nereye kullanmak istiyorsanız orada kullanabilirsiniz. Bunun yapım aşamalarını göstereceğim bugün size. Nereden başlıyoruz Melek hocam? Hanım'la birlikte. Şöyle bir şablona ihtiyacımız var. Bu şablonlar biri diğerinin 2 katı. Bu, ölçü bu. Ölçü bu, evet. 9'sa 18. 9'a 9 bir eşkenar üçgen. 18'e 18 bir eşkenar üçgen. Daha sonra bunun kalıbını çıkartıyoruz. Paylı bir şekilde kesiyoruz. Birer santim paylı. Birer santim paylı kesiyoruz. Şöyle. Ters tarafına çiziyorum ki çünkü bu çizgi bana ters tarafında lazım. Daha sonra
bu üçgenlere yüz yüze kumaşımızı getiriyoruz. Tam köşelerinden iğneliyoruz. Bakın burada bizim yaptığımız gibi. Tam köşelerine iğneliyoruz. Aşama aşama, evet, aşama, aşama yaptım. Evet. Tam orta kesimlerinden de, orta çizgilerinden de böyle iğneliyorum. Daha sonra bunu içe doğru bir pile veriyorum. Yani kesin büyük üçgeni küçük, küçük üçgen, evet, üçgen haline getiriyorum. Evet, evet, aynı. Şöyle. Bu işlem bu şekilde devam ediyor. Bu işlem bu şekilde devam ediyor. Bakın şöyle iğneliyorum. Daha sonra, evet. Daha sonra? Daha sonra bunu makineyle dikiyorum. Ve ortaya böyle bir şey çıkıyor. Ve bitmiyor. Arka tarafını kesiyorsunuz hocam. Evet, çıtlatıyorum. Zaten burası çok bize lazım. Dikiş için mi? Hayır, çevirmek için. Ha, ters yüz etmek evet. için. Şimdi biz bunu böyle çevirelim. Bakalım ortaya ne çıkacak? Bakalım ben çok merak ediyorum. Bakalım ortaya ne çıkacak? Evet. Bir üçgen mi? Üçgen bir mi? Bir çiçek mi? Bir kare mi? Bir önce kare insan mi? Hiçbir şey anlamıyor. Hiçbir bundan şey, nasıl böyle bir şey olacak diye ama. Evet, gerçekten. Sonra Şunun da katlaması çok ilginçtir. Tabii ki vaktimiz olmadığı için onu gösteremeyiz. Onu da bir sonraki programımızda, farklı programlarda eğer paylaşırız. Şu kutuda kalem olacaktı hocam. Şimdi bunlar bu şekilde yapılıyor ve sanırım bir 20-30 tane bu şekilde katlama evet, yapıldıktan sonra. Evet, yan yana zaten böyle üçgen haline geliyor. Bunlar yanlarından ekleniyor birbirine. Bir zemine ortaya, mi, zemine evet. mi yerleştiriyorsunuz? Bunu bir zemine tekün. De yerleştirebiliriz ama bizim bu projemizde arkası güderi gibi, için. Güderi gibi evet. Evet, dikilecek. Ön kısmında bu bir gece çantası. Evet. Şöyle elimizle alacağız. Çok da şık olmuş, çok da güzel olmuş. Evet. Evdeki eski kumaşları sevgili izleyicilerimiz değerlendirebilirsiniz. Evet. Ortaya güzel şık çantalar çıkabilir. Masa örtüleri yapabilirsiniz, yatak örtüleri yapılabilir. Evet. Kık yamanın İyilik özelliği de bu zaten. Paylaşarak ortaya güzel şeyler çıkarmaktır bakın. Diyelim. Şuradaki kenarları buraya birleştirdiğimizde hocamız da anlatmaya devam ediyor. Hocam siz evet. işleme ben devam edin. Devam biz zaman zaman tamam. izleyicilerimizle tamam. Ne şekilde yürüdüğünü paylaşacağız ama konuklarımız var. Kendilerini de bekletmeyelim. Hazırlar. Biraz sonra stüdyomuzda olacaklar. Bizden ayrılmayın sevgili izleyicilerimiz. Kısacık bir tanıtıcıdan sonra buradayız. Bunların en önem verdikleri şeylerden biri de saçlarıdır. Hanımlar ruh hallerine göre saçlarında kimi zaman değişiklik, kimi zaman da bakım yapma ihtiyacı duyarlar. Kuaförler böyle zamanlar için gidilecek ilk yerdir. Canlı yayında saç modelleri, uygulamaları ve kuaförlerin dünyasına ilişkin keyifli bir sohbet, Ankara Kuaförler Odası Dernek Başkanı Bülent Erdoğan'la az sonra Yeni Günde. Bir kez daha hoş geldiniz programımıza sevgili izleyicilerimiz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Konuğumuz da artık stüdyomuzda. Hoş geldiniz Bülent Bey. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bugün farklı konuları konuşacağız. Evet. Kuaförler Odası'nın önemine değineceğiz. Aslında kuruluş tarihçesine de biraz göz atacağız ama önemli projeler var. Avrupa Birliği projeleri. Bunları da konuşacağız ama bir yandan kuaförler milli takımı kuruluyor demiştik ya hani programımızın başında. Kuaförler milli takımının kurulmasında aslında emeği olan kişiler. Birisi diyebiliriz. Yani o yarışmaya katılan kişilerden birisi bugün birincilik kazandığı saç modeline Ankara bölge birincisi olmuş kuaförümüz evet. Çetin İnalkaç bizlerle birlikte güzel bir saç modeli tasarımı yapacaklar. Bu yarışmada birinci olan saç. Evet, Ankara elemelerinde finale kaldı Çetin arkadaşımız ve Nisan ayında Ankara'da yapılacak olan finallerde Ankara'daki sanatkarlarımızı temsil edecek. İnşallah milli takıma girerse de Türkiye'mizi yurt içinde ve yurt dışında bütün yarışmalarımızda temsil edecek kendisi. Söz edelim mi biraz bu yarışmadan? Çünkü önemli. Türkiye Kuaförler Milli Takımı kuruluyor. Evet. Benim ilk kez duyduğum bir şey kuaförler milli takımı. Bu dünyada var olan bir uygulama mıdır? Tabii ki Şahlan. Şimdi şöyle sağ olsunlar. Türkiye Berberler Kuaförler Federasyonu Başkanı Sayın Bayram Karakaş'ın çalışmalarıyla başlandı bu olaya ve 16 yıldır Türk milli takımımız maalesef yoktu. Federasyonla beraber düzenlediğimiz bu organizasyonla Türkiye genelinde 13 bölgede elemeler yaptık. 25, 26, 27 Nisan'da da Ankara'da finali gerçekleştireceğiz nasip olursa. Burada finalde 7 ayrı dalda 7 salon topuzu, saç kesimi, renklendirme, topuz, türban, makyaj gibi, gelin makyaj gibi dallarda 7 ayrı dalda yarışmalar yapılacak. 7 tane Türk milli takımının şahıslar çıkacak ortaya, sanatkarlar çıkacak. 7 kişiden oluşacak takımımız. 7 kişiden oluşacak, evet. Ve bunlar daha sonradan da yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'yi temsil edecekler.
İnşallah Türk sanatkarı Türk bayrağını göndere çekecektir. İnşallah, inşallah. Bülent Bey, sohbetimize devam edeceğiz ama ben biraz Çetin Bey'in yanına gitmek istiyorum. Çünkü tabii orada ki da strafor kullanımı söz konusu sanırım. Hı-hı. Hocam, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Biz biraz evvel Kırkyama'da straforu konuşurken aslında saçlarda da artık straforu kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Farklı bir saç modeli, tasarımı olacak. Hemen şu el mikrofonunu ben almak istiyorum. Hoş geldiniz Çetin Bey programımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi çok ilginç görünüyor şu anda. Ne çıkacak ortaya? Ben de merak ediyorum. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Bu saç modeliyle mi katılacaksınız yine yarışmaya? Tabii ki. Aynı saç modeliyle, aynı saç tasarımıyla aynı katılacaksınız. Aynı saç tasarımında değişiklikler yaparak katılacağız. Tabii ki sürekli kendimizi yenilemek zorundayız. Çünkü mesleğimiz yeniliklere açık bir meslek. Yarışmada da rakiplere de bilgi vermemek için. Tamam. Tüyoları buradan vermiyoruz o zaman. Yarışma tarihi de çok yakın çünkü. Yakın, başarılar yakın diliyoruz biz. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman yanınıza geleceğiz. Tabii ki. Sena Alımcı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Bugün onun saçlarının üzerinde biz bu modeli göstereceğiz. Zaman zaman uğrayacağım. Biz bir yandan da sohbet etmeye devam edelim. Kuaförler odası dedik Bülent Bey. Biraz odadan da konuşalım istiyorum. Ne zaman kuruldu ve esasında kuruluş amacı neydi? Ankara Kuaförler, Güzellik Uzmanları ve Manikürcüler Esnaf Odası bizim odamız. Gümrük Ticaret Bakanlığı'na bağlı 5362 sayılı kanunla yönetilen yarı resmi sivil toplum kuruluşuyuz. Amacımız Ankara'daki kuaför, güzellik uzmanı ve manikürcü esnafının eli, gözü, kulağı ve dili olmak aslında. Bu nedir? Yani onların daha iyi yaşam şartlarında yaşamasını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek, eğitim ve öğretimlerini sağlamak ve devletin resmi kurumlarına onların isteklerini, arzularını, temennilerini iletmek. Amacımız bu. Aslında sunulan hizmetin de kalitesini de belirlemek bir noktada. Yani. Çünkü biz hanımlar çok sıklıkla gidiyoruz kuaförlere. İşte saç boyaması, saç kesimi vesaire birçok yaptırdığımız uygulamalar var. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ne gibi standartlar olması gerekiyor gittiğimiz salonlarda? Şimdi bu tabii bizim görevimiz. Çok teşekkür ederim böyle bir soru sorduğunuz için. Rica yani biz ilk çok da dikkat ediyoruz hocam. Siz de malum gidiyorsunuzdur kuaförlere. Şimdi bütün Türkiye'deki bayanlardan bizim sadece ve sadece tek bir isteğimiz var. Gittikleri kuaförlerin ilk önce belli bir standartlar olması gerekiyor. Bu standartlar nelerdir? Mutlaka vergi kayıtlarının olması gerekiyor. Kaçak yani vergi levhalarının olması vergi lazım. Vergi levhalarının olmaları gerekiyor. Bir esnaf sicil kuruluşuna bağlı olmaları gerekiyor. Bir tane odaya bağlı olmaları gerekiyor. Bu Ankara'daki esnaf arkadaşlarımız bize bağlı oluyorlar Ankara Kuaförler Odası'na. Ve belediye bağlı bulundukları belediyeden iş yeri açma ruhsatı almaları gerekiyor. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz kaçak salonlara gitmemeli bayanlarımız. Neye dikkat etmeliler? Bir sanatkarın çevresini çok iyi tanıyıp çevresinin ihtiyacını bilen bir sanatkara gitmeleri gerekiyor. Kendini devamlı aynı yerde tutmayan, devamlı geliştiren bir sanatkara gitmeleri gerekiyor. Ve her şeyden önemlisi odanın kendisine verdiği fiyat tarifesine uyan, fiyat tarifesine uyumlu olarak çalışan esnafa gitmeleri gerekiyor. Hani bir atölyemiz vardır. Fiyatlar oda tarafından her yıl belirleniyor mu? Evet, en son bizim odamızda 2007 yılında tarife alınmıştı. Biz bunu oda yönetimine geldikten sonra bu ihtiyacı gördük ve 2015 yılında yeni fiyat tarifemizi çıkardık. Şu anda bütün salonlarımızda asılı onları o fiyatları uygulayan salonlara gitmeleri gerekiyor. Hani eski bir tabir vardır ya, ucuz etin yahnisi olmaz diye. Evet. O yüzden yani kanserojen madde içeren merdiven altı çok kötü. Aslında basit gibi görünüyor ama sağlığımıza da hocam öyle değil mi? Sizin de katkınızı rica ederim. Çünkü saçlı bölgemiz kan damarlarının en yoğun olduğu bölgedir. O bölgeye yapılan uygulamalar ya bir şey yemişiz, vücudumuza o şekilde almışız. Evet, ya da cildimize sürerek veya uygulanan malzemeler de saçlı derimizden emilmiş. Aynı. Evet hocam, biz bunun örneklerini çok gördük. Siz de hani tıp okudunuz ve görmüşsünüzdür mutlaka insanlarda da. Gözü şişen, kulağı şişen, alerji tabii yapan, çok kaşınan, kötü duruma sürekli gelen, kaşınan insanlar oluyor. Bunlar neden oluyor işte? Çok ucuz çalışan kuaförlere gitmesinler. Hanımlara tek tavsiyemiz bu. Hijyenin de önemi çok büyük tabii bu noktada. Kaç kuaför var Ankara'da? Çok merak ediyorum. Ankara'da toplam 5000 üzerinde kuaför var. Bizim 2500 tane üyemiz var. Ankara Ticaret Odası'na bağlı olan üyelerimiz var. Bir de iş yeri denetleme danışmanlık biriminin şu anda dışarıda gezdiği ve tespit ettiği, işte az önce söylediğimiz vergi levhası olmayan, bir odaya bağlı olmayan kaçak diye adlandırdığımız salonlar var. Onların da kayıtlarını yapıyoruz. İş yeri denetleme danışmanlık birimi diye bir ekibimiz var.
Onlar sabah 9 akşam 5 dışarıda geziyorlar, tutanak tutuyorlar. Bağlı bulundukları belediyeyle de yazılar yazıyoruz. Haberleşiyoruz ve onları da kayıt altına almaya çalışıyoruz. Böyle de bir uygulamanız var. Zarar gören çünkü insanlar olabiliyor kullanılan malzemelerin. Ben çok fazla şey yapmak istemiyorum ama tabii ki şikayet edebilecekleri bir merci de olması gerekiyor. Yani zarar öyle, gördüklerini ifade edebilecekleri. Tabii. Hocam bununla ilgili de odamıza 3-5 kişi, 10 kişi sayılar değişiyor günlük tabii ki. İnsanlar geliyor, müşteriler de geliyor. Şikayetler esnaf, geliyor tabii mu? Şikayetler de geliyor. Esnaf da geliyor şikayete. Müşteri de geliyor şikayete. Müşterisi geliyor diyor ki işte ben saçımı boyatmaya gittim, alerji yaptı, saçım yandı, saçım koptu diye. Biz de bunu araştırıyoruz ve Ankara Esnaf Sanatkar Birliği Disiplin Kurulumuz var. Oraya sevk ediyoruz. Orada bilirkişi heyetiyle inceliyoruz saçı. Müşteri haklıysa müşteriye şeyini veriyoruz. Esnaf haklıysa esnaftan taraf oluyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Çok önemli çünkü kendimize tabii emanet ediyoruz. Aslında biz hanımlar kuaföre gittiğimizde tamam hani günlük rutin işler için gittiğimizde oluyor ama bazen böyle sıkıntılı olduğumuzda, depresyona girdiğimizde sırdaşımız işte paylaştığımız kişiler de oluyor kuaförler, öyle değil mi? Biz, tabii ki. Siz de bu mesleğin içerisindesiniz. Biliyorum ki 1986 yılından beri zaten kuaförlük mesleğin içerisindesiniz. Aynı zamanda usta öğreticisiniz. Bu mesleği de öğreten bir isimsiniz. Siz de yaşadığınız tecrübeler de vardır muhakkak. Ne gibi sorunlarımız, ne gibi sıkıntılarımızı biz hanımlar paylaşıyoruz genelde? Hanımlar aslında kuaförlü hanımların sırdaşı. Evet, evet. Öyle söyleyeyim. Bütün dertlerini, sıkıntılarını, sevinçlerini, kederlerini, üzüntülerini, her şeylerini kuaförlerle paylaşırlar. Mutsuz niye? Gidiyorsunuz, mutlu çıkıyorsunuz. Evet. İşte nereye gittiğiniz çok önemli Gökşin Hocam değil mi? Evet, bence mutlu de. Mutlu çıkmak istiyorsanız eğer bir kuaför salonundan araştırarak gitmeniz lazım. Bunu zaten Bülent Bey altını çizdi. Buyurun. Sağ olun. Ben dediğiniz gibi 86 yılında mesleğe başladım. Ve benim için en güzeli, en çok mutlu olduğum, böyle en çok sevindiğim, hayatımın en güzel günleri 6 yıl Ahiron Çıraklık Eğitim Merkezi'nde, 2 yılda Siteler Çıraklık Eğitim Merkezi'nde usta öğretilik görevinde bulundum. Öğretmenlik kutsal meslektir. Allah razı olsun çıkartanlardan da, vesile olanlardan da. Yani orada ben öğrencilerimle çok mutluydum. Onlarla paylaşıyordum. Hani bir şeyle öğretmek çok mutlu ediyor bir insanı. Orada çıraklarımızın sorunlarını da biz çok yakından takip ettik. Ve ondan sonra zaten odaya başkan adayı olalım dedik. Talip olduk ve görevimizin başına geldik. Hepsine Allah razı olsun, sağ olsunlar. Hayırlı olsun. Peki kuaförlük mesleği usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen bir meslek, öyle değil mi? Evet, el becerisi. Tamamen el yeteneği. Biz hep öyle söylüyoruz. Zaten biz hani Türkiye genelinde de ben hep bunu tavsiye ediyorum. Herkes kuaför olamaz. Çünkü niye? Kuaförlük bir sanat işi, el becerisi işi. Hayal gücüyle sanat, el becerisinin birleştiği yer. Yani herkes kuaförlük yapamıyor. O yüzden insanları yönlendirmek lazım. Yani sen kuaför olabilirsin, olamazsın diye. Milli Eğitim Bakanı da bu konuda zaten meslek liseleriyle çalışma yapıyor. Yani herkes olamıyor ama. Evet, bir yandan da saç modelimiz yapılmaya devam ediyor. Ortaya ne çıkacak hakikaten çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi mavi bir straforumuz var. Bunun üzerine saçlar herhalde kalıp anlamında kullanılıyor, kalıp değil mi? Bu böyle kalmayacak. Yok. Evet. Daha sonra... Spreylendikten sonra da bu şeklin alması için fönle kurutuyoruz. Ben hemen mikrofonu da vereyim size, karanlığa konuşmayalım. İzleyicilerimiz de duysun sizin sesinizi. Bundan sonraki aşama ne olacak? Kuruttuktan sonra bu straforu çıkaracağız. Straforu çıkaracağız. Daha sonra uygulamak istediğimiz şekli yerine oturtacağız. Hadi bakalım. Çok çok merak ediyorum. İyi misin? İyiyim. Her şey yolunda değil mi? Her şey yolunda. Peki o zaman geleceğim tekrar yanınıza. Bir yandan Kırk Yama ile ilgili çalışmalarımızı Derya hocamızla Melek Hanım yapmaya devam ediyorlar. Bir yandan biz odayı konuşurken, hangi odayı konuşuyoruz? Ankara Kuaförler, Güzellik Salonları ve Manikürcüler Esnaf Odası'nı konuşuyoruz Sayın Başkanımız stüdyomuzda. Bir yandan da Gökşin Hocam, evet, sizinle obeziteyi konuşmaya da aslında devam edelim istiyorum. Çünkü önemli bir konu. Önemli bir konu. Bir araştırmaya göre anne sütüyle beslenen çocukların obezite yakalanma riski daha da düşük oluyormuş diye bir bilgi buldum. Hani doğru mudur hocam? Tabii ki doğrudur. Çünkü anne sütü doğaldır. Bebeğin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmıştır anne tarafından, doğa tarafından. Zaten sağlıklı bir insan sağlıklı besleniyorsa, bu bebek de olsa, yetişkin de olsa, ileri yaştaki insanlar da olsa, sağlıklı beslenen, sağlıklı yaşayan bir insan kilo almıyor. Biraz önce söz ettiğim açlık, tokluk hissi de
Hocam bir virgül koyalım. Şimdi fön sesi mutlaka yansıyordur izleyicilerimize. Sevgili izleyicimiz, biz stüdyomuzda saç modeli uygulaması yapıyoruz. Kuaförler milli takımı kuruluyor ve bu milli takımın kurulması bir yarışma neticesinde belirlenecek. Ve bu yarışmaya Ankara'dan katılacak olan kuaförümüz stüdyomuzda bir saç modeli uygulaması yapıyor. Fön sesi de arkadan geliyor. Hani televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayınız diye buyurun hocam. Böyle bir hatırlatma yapma ihtiyacı duydum. Konuşmam anlaşılmadıysa yok anlaşılıyor hocam. Sadece tamam. Altta bir fön sesi vardı. Onu anladım. İzleyicilerimize açıklayalım diye. Sağlıklı beslenen bir insan, bebek de olsa, yeni doğmuş, anne sütü alan ya da ek gıdalarına geçen, normal besinlerine geçen yetişkin bir insan sağlıklı besleniyorsa eğer zaten kilo almaz. Fazla kilo almaz. Gerektiği kadar yağ biriktirir vücudunda. Ama, çünkü bizim ona da ihtiyacımız var. Özür dilerim hocam. Halk arasında bilinen bir şey var. Gürbüz çocuk sağlıklı çocuktur. Yani annem bana hala diyor ki kızım bir 5 kilo alsan iyi olacak. Hani 5 kilo fazla mı var? O diyor ki 5 kilo alsan iyi olacak. Hep annelerin gözünde çocuğuz evet, ya biz. Evet. Gürbüz çocuk sağlıklı çocuktur anlamı artık geride kaldı geride bence. Geride kaldı. Onun da belli bir şeyi var. Yani gerektiği kadar yağımız olması gerekiyor vücudumuzda. Çünkü ona da ihtiyacımız var. Aç kaldığımız zaman eskiden insanlar kıtlık dönemleri yaşamışlar. Yiyeceğe ulaşmak bu kadar kolay değilmiş. Aç kaldığımız zaman başvuracağımız bir depomuzun olması gerekiyor. Ya da her insanın başına bir kaza gelebilir, herhangi bir hastalık yaşayabilir. O durumda vücudun strese girmemesi için bir deponun da olması gerekiyor. Sağlıklı beslenen bir insan, anne sütü bebek için sağlıklı gıdadır. 6 aya kadar kesintisiz anne sütü alması gerekir bebeklerin. Daha sonra ek gıdalara geçer. Anne sütü alan bebekler obez olmuyorlar. Çünkü ihtiyacı olan gerekli besin kaynakları var onun içinde. Evet. Hocam şunu merak ediyorum ben. Şimdi obezite oranlarını programımızın başında verdik. Ülkemizde %30'lara varan bir yüzdeyle aslında Sağlık olabilir. Bakanlığı bunu açıklıyor. Fakat kadın erkek paylaşımına baktığımızda kadınlarda %40, evet, erkeklerde %20. Neden kadınlarda daha fazla obezite var? Yani aslında, bizler daha mı meyilliyiz kilo almaya? Kadınlarda cilt altı yağı ön plandadır. Bu bizim hormonlarımızın bize sağladığı bir avantajdır aslında. Östrojen hormonu cilt altı yağının artmasını sağlar. Erkeklerde östrojen hormonu düşük olduğu için onlarda daha çok obezite karın bölgesi, iç organlarda tabii kadınlarda da bu gerçekleşir. İç organların çevresinde ve karın bölgesinde birikir. Fark bundan kaynaklanıyor olabilir. Kadınların yemek hazırlığı, yemekten sonraki davranışları, aman sofrada kalmasın, atılmasın şeklindeki yaklaşımları bunu sağlayabilir. Buna neden olabilir. Hı hı. Tabii kadınların, erkeklerin metabolizma farkları daha buna yavaş neden çalışıyor olabilir. Değil mi bizim metabolizmamız? Yavaşlık değil de işte hormonlarımız farklı çalışıyor. Erkekler ve kadınların hormonları farklı çalışıyor. Bundan kaynaklanan farklılıklar var. O hormonlar hocam, o evet, hormonlar. Yemin ederim yani ne yapacağız biz bu hormonlarla bilmiyorum. Ama kendimiz bozuyoruz değil mi bu hormonları? Bu bizim avantajımız. Yani bu normal sağlıklı bir bireyde kadınların cilt altı yağının fazla olması ya da hormonlarının bu şekilde çalışması bir avantaj. Çünkü obezitenin neden olduğu hastalıklar cilt altı yağı fazla olan kadınlarda belki hani görüntü açısından, estetik açısından bir problem yaratabiliyor ama sağlık açısından erkekler kadar bize zarar vermiyor, kadınlara zarar vermiyor. Erkekler daha çok zararını görüyor tabii ki. Ama asıl problem karın içi ve bel bölgesinde biriken yağlar. Erkeklerde birikim daha çok o bölgede oluyor. Çünkü erkeklerin hormonu alınan şeker ve şekerli gıdalardan gelen fazla şekerin çevrilmesi sonucunda alınan fazla gıdayı, kazanılan fazla gıdayı daha çok karın ve iç organlar çevresinde biriktiriyor. Kadınlar bunu cilt altı depolarına gönderebilme şanslarına sahipler. İç organlar ve karın çevresinde biriken yağlar bir endokrin organ gibi görev yapmaya başlıyorlar. İnflamatuar stokinler dediğimiz vücudu tahrip eden
inflamasyon yaratan, yani inflamasyon vücutta tahribat oluşumuna neden olan olaylar silsilesi demektir. Bunlara neden olan moleküller üretmeye başlıyor. Ve bu moleküllerin vücutta yaptığı tahribat da kalp hastalıkları, damar hastalıkları, felç geçirme eğilimi, diyabet gibi birçok özellikle kalp damar hastalıklarına neden oluyor. Yani sadece kilo alarak biz fiziksel görüntümüz bozuntuya gelmiyor. Yani sadece fiziksel görüntümüz tabii bozulmuyor. Ki. Aynı zamanda farklı hastalıklara da neden oluyor fazla tabii kilo. Ki. Kilo, obezite aslında bir sağlık sorunu. Çok da ciddi bir sağlık sorunu. Ve birçok kronik hastalığın altında yatan nedenlerden bir tanesi. Kilolu obez olan kişilerde özellikle karın içi yağlar ve göbek çevresindeki yağlar fazlaysa kalp krizi, felç geçirme oranı, hipertansiyon gibi hastalıklar çok daha yüksek oranda görülüyor. Diyelim ve hemen ben saç modeline dönmek istiyorum. Çünkü strafor artık çıktı, kalıp çıktı. Ortaya ne çıktı? Şapka şeklinde bir şey görüyorum ama bu devamı gelecek sanırım, değil mi? Son devamı bitmiş gelecek, hali değil. Ama gene şapka. Heh, bir saniye ben mikrofonu hemen size uzatayım çünkü izleyicilerimiz duymadı. Bu bitmiş hali değil, değil mi? Bitmiş hali değil. Çetin dediğiniz mi? Gibi tahmininiz doğru. Şapka şeklini çıkarıyoruz ama bu tarzda bir şapka olmayacak. Biraz daha böyle western tarzı. Tamam. Peki o zaman ben hemen hobi köşesine uğramak tabii istiyorum. Ki. Sonrasında bu saç modelinin nereden esinlendiniz de yaptınız bunun cevabını sizden alacağım. Şimdi biraz evvel elimde çok güzel bir kap mı desem buna Derya Hocam. Ne diyeyim ben buna, nasıl hitap edeyim bilemedim. Evet. Bakınız ne kadar güzel. Yine bir kalıpla yapılmış. Bir kalıpla hani aynı saç modelinde olduğu gibi. Evet. Çok özel bir böyle sonbaharı andıran bir süs diyelim, değil mi? Evlerimizi süsleyen. Boyutlu teknikle yapılmış, çift taraflı çalışılmış. Doğadaki çınar yaprağını kalıp olarak aldık. Yani biz doğayı da kullanıyoruz yaptığımız işlerde. Çift taraflı kumaşla dikip daha sonra bir kalıpla bunu dondurup böyle bir objemiz olsun. Çok da güzel olmuş, çok da zarif olmuş. Evet. Evlerimizin işte mutfağımızı süsleyebilir, farklı işte salonlarımızı süsleyebilir. Aslında farklı fikirler de doğabilir bu teknikten, evet, değil mi? Evet, hayal gücümüzü biraz genişletiyoruz 40 yıl. Sizin ama hayal gücünüz maşallah hocam. Teşekkür ederim. Vallahi teşekkür sağlık versin Allah'ım size hakikaten. Allah herkese elinize, kolunuza, gözünüze sağlık en başta. Biz bir kalıp çıkarmıştık, bir üçgen çıkarmıştık. Evet, bunun sonucunda ne oldu hemen paylaşalım. Üçgenimiz böyle bir üçgen oldu. Çiçek modeli. Hemen ortasına da bir taş koyduk. Ben böyle taşları taşsız severim. Şöyle yan yana üçgenleri de birleştirdiğimizde şu oluyor. Güzel bir çanta benim, veya bir kıyafetlerde kullanmak vardı. İçin. Evet. Seneler önce kendim yapmıştım. Çantacıya verip diktirmiştim. Bakın ön kısmını böyle dizayn etmiştik. Evet, izleyicilerimize yakından paylaşalım o çantayı. Evet. Hocam çok güzel. Yani bu insanın kendisinin yaptığı, ürettiği bir şeyi taşıması veya bu tabloların asılması bir yerde. Melek Hanım, harika. Sizin de lütfen fikirlerinizi almak istiyorum. Evet. Nasıl bir duygu? O kadar güzel ki yani ona her baktıkça ben yaptım diyorsunuz. Benim elimden çıktı ve çok mutlu oluyorsunuz. Onu yaparken verdiğiniz emek aklınıza geliyor. Gurur duyuyor insan kendiyle böyle bir şey yaptığı zaman. Şimdi gerçekten öyle. Programımızın başında paylaştık, konuştuk. Kırkyama aslında yokluktan ortaya çıkan bir sanat olduğunu biliyoruz. İşte eski zamanlarda tekstilin konfeksiyonu bu kadar gelişmediği dönemlerde var olan kıyafetleri daha uzun kullanmak için yamama tekniğiyle başlayan bir sanat, bir akım. Evet. Anadolu'dan ortaya çıkan bir akım. Aslında dünyada da kullanılan ama ülkemizde farklı alanlarda, farklı dallarda özellikle Belmek'le farklı sanatların buluşmasını biz hep vurguluyoruz. Evet. İşte Kırkyama'yla Ebru'yla işte tel kırma gibi böyle şu an tamamıyla söz gelimi söylüyorum. Bunlar hepsi iç içe geçmiş. Kırkyama'da da böyle bir durum söz konusu. Aynen öyle. Belmek kurslarımızda çok branşlarımız var. Hepsi birbirinden etkileşiyor. Hepsi birbirine yardımcı. Hepsi birbiriyle iletişim halinde. Belmek kurslarımızda öğrencilerimiz bunları yaptıkları zaman çıkarttıkları eserlere kendileri de şaşırıyorlar. Evet. Hocam bunu ben mi yaptım? Nasıl oldu? diye. Bakın bu da bir boyutlu teknikle yapılmış. Katlanarak bir boyut kazandırılmış bir pano.
Çok da güzel bir pano. Bunu evet. çerçeveleyip istediğiniz her yerde süs olarak kullanabilir izleyicilerimiz diyelim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Çok stüdyomuz hakikaten bugün sayenizde rengarenk. Farklı teknikleri biz tabii ki kısacık zaman içerisinde kırk yamanın A'dan Z'ye nasıl yapıldığını paylaşamıyoruz izleyicilerimizle ama bu sanatları ufak ufak olsa da sizlere tanıtıyoruz. Bir farkındalık olması için hocam. Evet. İzleyicilerimiz belki isterler, belki arzu ederlerse Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarına uğrayarak katılsınlar. Meslek edindirme kursları gerçekten hanımlara çok güzel bir alan açıyor. Orada bütün sıkıntılarını unutuyorlar, rahatsızlıklarını unutuyorlar. Benim bir öğrencim vardı, onu anlatmak istiyorum. Öğrencim, bende unutkanlık başladı hocam dedi. 40 yamaya başladıktan sonra unutkanlık geçti çünkü 40 yama biraz zekanızı yoruyorsunuz. Yani biraz matematik var, biraz işte zekanızı zorluyorsunuz. Bakınız, onun öyle bir anlatımı bir hemen aklıma geldi. Yani ben iyileştim. İyileştim, sağlığıma kavuştum. Hatta yine bir öğrencim çok ameliyatlar geçirdi ve doktoru da artık inanmış. İyileştiğinde hemen gözünü açtığında, oturur duruma geldiğinde lütfen 40 yamasını eline verin diyormuş. Yani psikolojik bunu da, anlamda evet, da aslında evet, kişiyi evet. iyileştirici bir etkisi de evet, söz konusu. Ve elimdeki bu örtü, bu eser çok özel bir eser. Hakikaten üzerinde birçok kumaşın bulunduğu hatıralarla dolu bir eser. Evet. Bunun çok özel hikayesi olduğunu biliyoruz tabii ki. Yapanın ellerine, kollarına sağlık diyelim. Bunu da mutlaka paylaşmak istedim bundan dolayı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz sohbetimize devam edelim bir yandan. Sizin çalışmalarınızı zaman zaman izleyicilerimize paylaşacağız. Programımızın da son 9 dakikası içerisindeyiz. Bir anda söylemiştik işte kuaförler milli takımı kuruluyor. Bu takımda yer alması büyük ihtimal olan kuaförümüz Çetin İnalkaç bizlerle birlikte. Farklı bir saç tasarımı yapıyor. Hemen mikrofonla ben yanına gitmek istiyorum. Bu saç tasarımı fikri nereden çıktı Çetin Bey? Ustalarımızdan. Bir esinlenme var söz konusu. Var, tabii ki. Ama sizin katkılarınız da muhakkak ki vardır. Ustalarımızın hakkını yiyemeyiz. Esinlenmemiz var. Sağ olsunlar, onlar yardımcı oldular bizlere. Tamamlanıyor mu saç modelimiz yoksa daha var mı? Tamamlanıyor. Son bir fönle ufak bir dondurma işi yaptıktan sonra işimiz bitiyor. Programımızın sonunda da biz son halini görmüş olacağız. Tabii ki. Diyelim. Bir yandan da Bülent Bey'le ben sohbetimize devam etmek istiyorum. Bir Avrupa Birliği projesi var. Evet. Çok özel bir proje. Bu projeden de söz edelim istiyorum. Hı hı. Ne zaman hayata geçti bu proje? Ne zaman başladı? Bir yıl önce. Buraya 2 yıl önce odayı aldığımızda 1 yıl geçmişti. Bundan bir yıl önce düşündük ne yapalım ne edelim bir proje yapalım diye. 2500 tane Avrupa Birliği Erasmus projesi. 2500 tane proje sunuldu. 224 tanesi kabul edildi. Ben alışkınım şimdi prensesine burada. Sizler alışkınsınız tabii. Siz deniyorsunuz evet. Ben hep şunu söylüyorum Bülent Bey, şimdi araya şöyle bir ekleme yapayım. Şu fönlerin sessize çıkmadı mı daha? Çok istiyoruz. Çok istiyoruz en çok yani. Siz istiyorsunuz. En çok biz istiyoruz. O zaman konuşamıyoruz. Evet. Akşam eve gittiğimizde böyle başımız ağrıyor. Hatta eşlerimiz böyle evde konuşmuyorsun diyorlar ya bize. Yani konuşacak halimiz kalmıyor. Çünkü zaten salonda da çok fazla konuşuyoruz. Çok fazla dert dinlemiş oluyorsunuz. Bataryamız bitiyor bizim eve gittiğimizde. Gücünüz tükeniyor artık hanımlarla evet, konuşmaktan. Aha. Bir de fön sesinden tabii. Bütün kuaförlerimize sabır versin. Amin. Yani İşleri buradan çok zor. Buradan selam gönderelim. Mesleğini hakikaten tam anlamıyla etiğinde yapan kuaförlerimizi selamlıyorum. Çok önemli çünkü programımızın başında vurguladık ve başkanımıza sohbetimize devam edelim. Avrupa Birliği evet. projesi dedik. Erasmus projesi. 2500 proje sunuldu. 224 tanesi kabul edildi. Bir tanesi de bizim projemiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Ankara'mızdan Çıraklık Eğitim Merkezlerindeki yatırımımız olan ilerideki gençlerimiz, çırak öğrencilerimizden 30 tanesi. Öğretmenlerimiz ve bizim odamıza bağlı bulunan usta öğretici üyelerimizi 70 kişiyi Macaristan, İsveç, Polonya ve İtalya'ya götüreceğiz. Öğrencilerimiz 21 gün kalacaklar. Bizler 9 gün kalacağız. Oradaki okulları, kozmetik firmalarını, kuaför salonlarını gezdireceğiz onlara. Göstereceğiz yani dünyada nasıl yapıldığını, hangi şartlara uyulduğunu, hangi standartlarda çalıştıklarını. Ve daha sonra tekrar ülkemize getireceğiz. İnşallah bunu da her yıl tekrarlayacağız.
Daha sonra Avrupa'dan buraya öğrenci getireceğiz. Sadece Avrupa'dan, peki farklı ülkelerden biz Türk dünyasının ortak avazı, TRT Avaz'dan bizi evet. dünyanın dört bir yanından izleyen izleyicilerimiz var ama hı hı. yayın yaptığımız bölge Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerine yayın yapıyoruz. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan hı hı. diye sayabiliriz. Bu bölgelerden ülkemize kuaförlük anlamında, sanat anlamında eğitim almaya gelen kişiler var mı, öğrenciler var mı? Tabii ki istek var. Talep doğrultusunda biz zaten öğrenci getiriyoruz buraya. Eğer oradan da talep olursa yine odamızda irtibata geçiririz. Onları da getiririz. Ve biz buradan Özbekistan'a özellikle çok fazla Türkmenistan, Özbekistan'a çok fazla kuaför gönderdik. Hı hı. Zaten orada şimdi bizim kendi vatandaşlarımız mesleklerini icra ediyorlar. Ve oradaki insanlara hizmet de veriyorlar zaten şu anda. Oradan da talep olursa getiririz tabii ki. Ama önemli olan Türk kuaförünün eğitimini, kalitesini ve standartlarını yükseltmek. Tek amacımız bu. Ki odanın da bu evet. yönde önemli çalışmaları, önemli projeleri, önemli çok faaliyetleri önemli var. Yarışmalar düzenleniyor. Bu tarz evet. projeler düzenleniyor. Fuarlara da muhakkak ki katılıyorsunuz. Tabii ki. İstanbul'da bir tane yeni fuarımız bitti. Nisan 16'da, 13-16 Nisan'da tekrar yeniden İstanbul'da bir fuarımız var. Onlara da buradan otobüs tutuyoruz. Buradaki üyelerimizin katılmalarını, onların kahvaltılarını, yol masraflarını karşılıyoruz. Yeter ki insanlar bizden hizmet talep etsinler. Bütün olanakları onların yanındayız. Siz sağlıyorsunuz. Evet. Bülent Erdoğan, usta öğretici, aynı zamanda Ankara Kuaförler, Güzellik Salonları ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı sevgili izleyicilerimiz. Önemli konuları konuştuk bugün kendisiyle. Yavaş yavaş artık programımızın sonlarına doğru gelirken biz size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Saç modelinin bitmiş halini de biz paylaşacağız izleyicilerimiz ama Gökşin Hocam, obeziteyi konuştuk. Aslında bir girizgahtı bu. Bitiremedik. Hı-hı. Önümüzdeki hafta yine bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz ama son olarak kısaca hazır hı-hı. yiyecekler, fast food artık her yerde, her evet. yerde, evlerimizdeler dondurulmuş evet. gıda olarak artık derin çok dondurucularımızda kolayımıza geliyor. Neye dikkat etmemiz lazım? Bunda miktarı önemli tabii değil mi? Şimdi miktar değil, bu gıdaları tamamen hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Kesin olarak çıkarmamız gerekiyor çünkü metabolizmamızı bozuyor. Özellikle hazır gıdalardaki koruyucu maddeler, aromalar, boya maddeleri, bunları vücudumuz bizim gıda ürünü olarak, gıda öğesi olarak kabul etmiyor. Gıda öğesi olarak kabul ettiği, gıda unsuru olarak kabul ettiği moleküller belli vücudumuzun. Bir, orada problem yaşıyoruz. İkincisi de hazır gıdalara konan fruktoz, özellikle mısır şurubu, mısırdan elde edilen şeker obezitenin bu kadar son 10 yıldır, son 20 yıldır, son dönemlerde artmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Bütün hazır gıdalarda da hemen hemen ekleniyor. Tat duyumuza hizmet ediyor. O gıdaları daha fazla yeme isteğimiz artıyor o zaman. Katkı maddelerinde özellikle dikkat etmemiz lazım. Tabii, alacağımız ürünlerde değil. Katkı maddeleri ve özellikle zaten hazır gıdaların hemen hemen tümünde bu tür ürünler var. Çünkü koruyucular, renklendiriciler çünkü bozulmuyorlar. Sizin evde ürettiğiniz bir ürün belli bir sürede bozuluyor ama katkı maddesi konulmuş aynı ürünün benzerini alıyorsunuz, bozulmuyorlar. Hocam fruktoz yoğurt önemli. Hiç bozulmuyor mesela. Tabii marketten ki. Satın aldığımız tabii yoğurt hanımlar fark etmişlerdi. Margarin hiç bozulmuyor. Hiç bozulmuyor. Margarin üzerine sinek bile konmuyor yazın. Eyvah eyvah. Ve biz ama bunu biz tüketiyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün iç hastalıkları uzmanı Gökşin Balığım'la obeziteyi konuştuk. Önümüzdeki hafta salı günü tekrar bu konuya devam edeceğiz. Çünkü çok önemli bir evet. konu. Aslında bizler sağlıklı beslenmemiz için dikkat etmemiz gereken çok ufak şeyler var. Bunları tabii yaparsak ki. Hem sağlıklı oluruz, hem zinde oluruz, hem de kendimiz daha mutlu hissederiz. Ki biz hanımlar hep 5 kilo fazlamız vardır. Bundan da belki kurtulmuş oluruz. Hocam çok teşekkür ediyorum ben size. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Salı günü görüşeceğiz tekrar sizinle diyelim ve artık saç modelimizin de son halini görüyor gibiyiz, değil mi? Evet. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür yarışmada ederiz. Yarışmada size başarılar diliyoruz. Çetin İnşallah, İnalkaç inşallah bizlerle birlikteydi. İnşallah bir şekilde temsil ederiz. Hem yurt içinde hem yurt dışında başarılarımızı atacağımıza inanıyoruz. Bizler de yanınızdayız her teşekkür zaman. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve Sena Alımcı. Çok teşekkür ediyoruz ben sana da. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu saçların. Havalı, böyle farklı bir model oldu. Tabii ki bu tarz yarışmalarda bu tarz saçlar taranıyor. Tabii farklı ki, olması tabii ki. Gerekiyor. Bunu, yani salon topuzu değil, bu biraz daha fantastik topuzlar tarıyoruz. Salon topuzu kategorisi ayrıdır.
Biz bunlarla girdik. İnşallah peki, başarılar diliyoruz size. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bizler de artık yavaş yavaş sevgili izleyicilerimiz programımızı noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız ama Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarından gelen hocamız Derya Varışlı ve öğrencimiz, kursiyerimiz Melek İltuş'a teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Yapımda, yayında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Saatler 9'u gösterdiğinde TRT Avaz'ı açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.